11 aşağıdaki cümlenin hangisinde olay 3. kişinin ağzından anlatılmıştır? Yani yazar olayı kendi ağzından anlatacak. Güya sıra bendeydi. Bakın ben diyor. Demek ki olay birinci kişi ağzıyla anlatılıyor arkadaşlar. Güya ben de birkaç söz edecektim. Ben söz edecektim. Ama bir şey engel oldu bana. Yine ben demiş. Dilim düğümlendi. Benim dilim düğümlendi arkadaşlar. A'da yazar olayın içinde. Olayı kendi ağzıyla yani birinci kişi ağzıyla anlatmış. Bursa tüm ısrarlarına rağmen yanlarında kalmayarak evime dönmüştüm ki ben dönmüştüm arkadaşlar. Şu m birinci tekil şahıs eki arkadaşlar unutmayalım. Çalmaya başladı telefonum. Benim telefonum arkadaşlar. Yazar yine olayı ne yapıyor? Kendi bakış açısıyla anlatıyor. Yani birinci kişi ağzıyla anlatıyor. Haklısın dedim. Ben dedim arkadaşlar bakın yine yazar olayın içinde ve devam ettim. Ben devam ettim. Belki şanslıyım onunla karşılaştığım için. O gerçekten de iyi bir insan. Yazar olayın içinde yine olayı kendi ağzıyla anlatıyor. Yani birinci kişi ağzıyla anlatmış. Demek ki cevap Denizli telaşla yerleşti iskemleye. O yerleşti arkadaşlar bakın yazar yerleşmemiş. Yazar bir başkasını anlatıyor önemli bir gelişme olduğunu arkadaşlarına söylemek için sabırsızlanıyordu. O sabırsızlanıyordu arkadaşlar. Yani D'de anlatım 3. kişi ağzıyla yapılmış. Yazar olayı gözlemlemiş. Dışarıdan olayı gözlemliyor ve olayı ne yapıyor? Anlatıyor. Kendi ağzıyla anlatmıyor. Kendi ağzıyla anlatsaydı sabırsızlanıyordum derdi sevgili öğrenciler. Veya telaşla yerleştim iskemleye diyebilirdi. Cevap Deniz. 12. soru metnin anlatımında aşağıdaki düşünce gelişme yollarından hangisine başvurulmuştur? 30 yaşlarında hafif esmer, uzun boylu, genç bir adamdı. Büyük dolgun bakışlı, simsiyah gözleri vardı. Bakın adam hemen gözünde canlanmaya başladı. Bununla beraber ilk bakışta insan niye bu gözleri ne de düzgün sayılacak yüzünü görebiliyordu. Ramiz Bey kendisiyle ilk kez karşılaşan bir insanın üzerinde anlaşılması güç bir etki bırakıyordu. Ramiz Bey'in fiziksel özellikleri sevgili öğrenciler benim gözümde canlandı. Sanki yazar burada kelimelerle Ramiz Bey'i ne yaptı çizdi arkadaşlar. Peki biz bu anlatım biçimine ne deriz? Betimleyici anlatım biçimi deriz. Sevgili öğrenciler betimleyici anlatım biçiminde sıfatlara bolca yer verilir. 30 yaşlarında hafif esmer uzun boylu genç bir adamlı derken adam isim olsun. Nasıl adam? Hafif esmer adam. Nasıl adam? Uzun boylu adam. Nasıl adam? Genç bir adam. Yine arkadaşlar göz isim olsun. Nasıl göz? Büyük göz, dolgun göz, veya dolgun bakışlı, simsiyah göz. Bunlar hep sıfattır sevgili öğrenciler. Demek ki betimleyici anlatım biçiminin olduğu yerlerde sıfatlara fazlaca yer verilir sevgili öğrenciler. Demek ki betimleyici anlatım biçiminin olduğu cümlelerde sıfatlardan yararlanılır. Betimleyici anlatım biçimini karıştıranlar varsa özellikle buradan arkadaşlar ne yapabilir? Betimleyici anlatım biçimini ayırabilir. Bu arada tanımlama yapılmamış burada. Tanımlama düşünceyi geliştirme yoldur. Benzetme de düşünceyi geliştirme yoldur. Karşılaştırma da düşünceyi geliştirme yoldur. Bu soruda arkadaşlar düşünceyi geliştirme yolları diye sorulmuş. Betimleyici anlatım biçimi. Oysa betimleme bir anlatım biçimidir. Bunları unutmayalım. Soru 13. Bu metinde bilmeceler ile ilgili hangisine değinilmemiş, hangisinden söz edilmemiş olumsuz soru köklerinde seçenekleri mutlaka önceden okuyunuz. Çocuklara söyleyiş becerisi kazandırmada etkili olduğu, zihinsel yetenekleri geliştirdiği, yetişkinlerce de çok sevildiği, eğlenceli bir öğrenme aracı olduğuna bakalım değinilmiş mi? Bilmeceler çocuklar açısından önemlidir. En başta dil becerilerini geliştirir. Ses tekrarları ve tekerleme şeklinde olması çocuğun söyleyiş becerisi kazanmasını sağlarmış. O zaman A seçeneği çıkıyor. Çocuklara söyleyiş becerisi kazandırmada etkili olduğuna dair az önce size bir cümle okudum. Peki zekasını pratik biçimde kullanmasına ve problem çözme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur arkadaşlar. Şimdi problem çözme becerilerini geliştiriyorsa, zekasını da pratik yönde geliştiriyorsa demek ki zihinsel yeteneklerini geliştiriyor arkadaşlar. B seçeneği de çıkıyor. Bu beceri çocuklar için ilginç ve eğlenceli olduğundan günün her saatinde eğitici bir unsur olarak kullanılabilir. Bakın arkadaşlar eğlenceli bir ne aracıymış? Öğrenme aracıymış bilmeceler. Yani D seçeneği de çıkıyor. Eğlenceli bir öğrenme aracı olduğuna dair az önce size ne yaptım? Bilgi verdim. Ama yukarıdaki metinde yetişkinlerce de çok sevildiğine, yani bilmecelerin yetişkinler tarafından çok sevildiğine dair herhangi bir bilgi geçmedi. Cevap C. Soru 14. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili tamlamalardan hangisi isim tamlamasıdır? Tamlamalar ikiye ayrılıyor. İsim tamlaması ve sıfat tamlaması diye Adana kaçak avcılar yüzünden birçok hayvanın soyu tükenmek üzere avcı isim nasıl avcı kaçak avcı isme soruları nasıl sorusu niteleme sıfatını buldurur sıfatın türü hiç önemli değil sıfat varsa sıfat tamlaması vardır kapı kolunda daha önce görmediği bir kelebek vardı kapı kolu ifadesi belirtisi isim tamlaması kapının kolu dese belirtili isim tamlaması oluyor arkadaşlar peki şimdi cevap çıkacak görün içindeki sazlıklarda birçok kurbağa hep bir ağızdan şarkı söylüyordu şimdi kurbağa isim Hangi kurbağalar olduğu belli değil. Belli olmadığı için arkadaşlar birçok belgisi sıfatı kullanılmış. Yani sıfat tamlaması var sevgili öğrenciler. C'de. Bakın cevap çıktı. Cevap Bursa. Şimdi yağmur ormanlarında ilginç hayvanlar sizleri bekliyor. Hayvan isim nasıl hayvan? İlginç hayvan. İlginç kelimesi. Yine niteleme sıfatı. Yani sıfat tamlaması var burada arkadaşlar. B'de kapı kolu ifadesi belirtisiz isim tamlaması. 15 numaralı soru parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir? Otel Diyayu, Burgonya'daki en etkileyici yapılardan, binalardan biri. Burası yüzyıl savaşlarının ardından kurulan bir hastane ve aşeviymiş. Binanın Burgonya tarzı çok renkli kiremit çatısı göz alıcıymış. Bres bölgesindeki Lamas kısavasının pazarı da ayrı bir güzelmiş. Renkler, kokular, lezzetli görüntülerle insanın aklını başından alıyor. Buraları görmeden geçmeyin. Şu son cümle arkadaşlar bu metnin türünün gezi yazısı olduğunu bana anlatıyor. Yazar nereyi gezmiş? Burgonya'daki en etkileyici yapılardan, binalardan biri olan Otel Diyavu'yu gezmiş arkadaşlar. Gözlemlerini ne yapmış? Beğenerek anlatmış, ara ara yorum da katmış. Yani yazarın gezdiği, gördüğü yerler hakkında yazılar kaleme almasına biz ne deriz? Gezi yazısı deriz sevgili öğrenciler. Peki Otel Diyo nerede? Fransa'da arkadaşlar. Lyon bölgesinde olması gerekiyor. Evet cevap C. Bir de gezi yazılarında arkadaşlar anlatılan yerleri bizler ne yapıyoruz? Görme isteği duyuyoruz. Yani gezi yazılarında yazar anlattığı yerleri okuyucu da gezme isteği uyandırır. Bu da gezi yazısının ayrı bir özelliğidir. 16 numaralı soru. Parçadaki altı çizgi sözcüklerden hangisi düşüncenin yönünü değiştirmiştir? Şimdi vurmuştu çekimli fiiliyle gibi edatı düşüncenin yönünü değiştirmez. Geçelim. Hatta zarfı ve fakat bağlacı kaldı geriye. Şimdi cevap tabii ki fakat bağlacının olduğu seçenek arkadaşlar. B seçeneği. Fakat ama oysa halbuki lakin bağlaçları düşüncenin yönü değiştiren bağlaçlardır. Bunlar olumlu düşünceyi olumsuza, olumsuz düşünceyi olumluya çevirebilir. Şimdi şuradan başlayalım. Tüm anket defterlerinde damgasını vurmuştu bir ıssız adaya düşseniz yanınıza alacağınız üç şey nedir sorusu. Cevaplar klasikmiş. Hatta klişeymiş. Herkes aynı cevapları veriyormuş. Bu bilinen bir gerçekmiş. Şimdi şu hatta ifadesi arkadaşlar destekleyici ve açıklayıcı ifade görevinde kullanılmış burada. Şimdi cevaplar klasikmiş. Tamam. Hatta klişeymiş. Yani herkes aynı cevapları veriyormuş sevgili öğrenciler. Kalıp cevaplar veriliyormuş. Neymiş o cevaplar? İşte arabamı alırdım, sevdiğim plakları alırdım, kasetleri alırdım, uğurlu kolyemi alırdım, işte kitabımı alırdım, telefonumu alırdım falan filan. Bunlar klasik cevaplarmış. Klasik cevapları veriyorlarmış. Hatta üstelik bu cevaplar birbirine çok benziyormuş arkadaşlar. Klişeymiş. Yani hatta zarfı burada nasıl bir ifade görevinde kullanılmış? Destekleyici ve açıklayıcı ifade görevinde kullanılmış. Peki hatta kelimesini elemiş olduk. Önemli olan buna klişe olmayan ve inandırıcı cevap vermekmiş. Peki en yaygın cevap plakları muhurlu kolyem türünden beklenen cevaplarmış. Klişe cevaplarmış. Şimdi fakattan sonra, fakat bağlacından sonra düşüncenin yönü değişecek. Buna rüyalarım, kitaplarım gibi cevap veren genç, dikkatle incelenmesi gereken bir kişilik anlamına gelirdi. Bakın birkaç kişi adaya ne alacağınız sorusuna rüyalarım demiş. Ve kitaplarım demiş. İşte bunlar. Ne yapmış? Yukarıdaki klişe cevapların dışında cevaplar vermiş. Yani düşüncenin yönü değişmiş sevgili öğrenciler. Fakat bağlayıcı düşüncenin yönü değiştiren bir bağlaştır.